Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, Defense Turkey ile bir söyleşi gerçekleştirdi ve nazar sistemi ile alakalı özel açıklamalarda bulundu. Sözleşme altında kara, deniz ve light yani hafif versiyon olmak üzere 3 ayrı versiyonlu teslim edeceğiniz yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir tipi bir lazer elektronik taarruz sistemi olan nazar sistemini kısaca tanıtır mısınız? Elektrooptik ve kızılötesi arayıcı başlıklar özellikle 3. ve 4. nesil füzelerde kullanılıyor. Bu arayıcı başlıklar gerçekten son zamanlarda hem kara tesisleri için hem de deniz platformları için ciddi bir tehdit haline geldiler. Nazar projesi bu tür tehditlerin, mühimmatların değerli tesis ve platformlara zarar vermeden etkisiz hale getirilmesi için geliştirilen bir sistem. Aslında bu tehdide yönelik hali hazırda farklı sistemler kullanılmakta. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformları üzerinde savunma maksatlı bir takım karşı tedbir savunma sistemleri mevcut. Ancak lazer teknolojisinin bu alanda kullanımı çok çok yeni bir konsept. Biz 2016 yılında bu proje başladığında özellikle bu teknolojinin kullanımına ilişkin bilgileri bir takım açık kaynaklardan okuyorduk. Ama gerçek bir ürün o tarihte henüz yoktu. Süper güç dediğimiz ülkeler artık bu ürünleri yavaş yavaş kendi platformlarına takıyorlar. Şu anda Nazar projesinde kara versiyonunun üretimi tamamlanmış durumda. Kara versiyonu 5 değişik dalga boyunda elektrooptik ve kızılötesi güdümlü füzelerdeki arayıcı başlıkları karıştırabiliyor. Yaptığı şeye biz fonksiyonel imha yani soft kill diyoruz. Fiziksel imha hard kill'den farklı olarak biz aslında arayıcı başlığı körleştirerek hedefi görmesini engelliyoruz. Hedefi göremeyen füze de koruduğumuz platforma tehdit olamayacak şekilde kendi kendine imha oluyor. Sistem böyle çalışıyor. Sistemin kara versiyonu olan nazar karanın testleri bittiği zaman deniz kuvvetlerinin stratejik bir tesisini korumak üzere görev yapacak. Hemen arkasından da yaklaşık 1,5 yıl içerisinde bu sistemin deniz versiyonunu üreteceğiz. Üretimin tamamlanmasının ardından bu sistem de deniz kuvvetleri tarafından belirlenecek bir deniz platformunda göreve başlayacak. Nazar denizin ancak büyük ve güçlü deniz platformlarında kullanıma uygun olacağından bahsetmiştiniz. Burada belirttiğiniz deniz kuvvetlerinin tahsis edeceği deniz platformu bir harp gemisi mi? Yani LHD Anadolu veya TF 2000 muhripler gibi yoksa lojistik bir gemi mi olacağı konusunda bilgi verebilir misiniz? Sistemin büyüklüğü düşünüldüğünde sadece örnek olarak söylüyorum. TCG Anadolu gibi büyük bir platform olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla öyle bir platforma konulacağını değerlendiriyoruz. Bu proje halen devam ederken kapsamı genişletilerek daha hafif bir versiyonu da üretmek konusunda devam eden sözleşmemize bir ek yapıldı. Bu daha hafif versiyon belki birkaç dalga boyunu kapsayacak ve daha hafif olacak dolayısıyla daha küçük muharip gemilerde de kullanılabilir olacak. Nazar bu haliyle aslında projenin başından itibaren TF-2000 için uygun bir elektronik harp karşı tedbir sistemi olarak düşünüldü. O yüzden daha tasarım aşamasından itibaren Nazar sisteminin TF-2000 muhriplerinde kullanılması planlanıyordu. Nazar'ın hafif versiyonu ise daha küçük muharip platformlar olan hücum botlarımızda, korvetlerimizde veya fırkateynlerimizde kullanılabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki bir buçuk yıllık takvimi göz önünde bulundursak Barbaros yarı ömür modernizasyonu takvimi ile de örtüşüyor. Dolayısıyla istenirse Barbaros sınıfı fırkateynlere de takılabilir mi? Nazar Light versiyonunun 2023 yılının ortaları gibi ortaya çıkmasını ve 2024 yılında da tamamlanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla yetişebilir. Modernizasyon projelerinde de yeni gemi inşa projelerinde de kullanılabilir. Bu sistemin bir avantajı da çok maliyet etkin olması. Çünkü sarf ettiği bir ürün yok. Yani mühimmat yok tamamen lazer kaynağını kullanıyor. Bir diğer avantajı ise şu anda kullanımda olan konvansiyonel yakın hava savunma silah sistemi veya karşı tedbir sistemlerine kıyasla çok daha uzak mesafelerden, belki iki katı mesafeden bir elektronik koruma kalkanı yaratabiliyor. Bu zaten katmanlı bir yaklaşım. Her katmanın çok büyük bir değeri var. Çünkü tehdit yaklaştıkça her katman devreye girip o tehdidi yok etmesi lazım. Biz şu anda bu sistemi kullandığımızda o değerli platformu korumak için en tepede ve en yukarıda yepyeni bir katman yaratmış olacağız. Bir nevi elektronik koruma şemsiyesi gibi düşünebiliriz. Bu anlamda da çok değerli bir proje olacak. Bir de şöyle bir husus var. Lazer tabanlı elektronik taarruz karşı tedbir sistemleri çok yaygın olmadığı için elektrooptik kızıl ötesi güdümlü füzeler de bu tip karşı tedbir sistemlerine karşı daha kırılganlar. Nazar sistemiyle gerçekleştirilen testlerden elde edilen sonuçlara ilişkin neler paylaşabilirsiniz? Kendi testlerimizdeki başarılarımız oldukça iyi. Tabi sistem performansını ileriki aşamalarda, ileriki günlerde gerçekleştirilecek sağ testleriyle de bir şekilde denemiş olacağız. Nazar lazer elektronik taarruz sisteminin menziline ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Phalanx yakın hava savunma silah sisteminin etkili menzilinden daha fazla. Şu anda net bir menzil söylemek doğru olmayabilir. O yüzden etki alanının mevcut yakın hava savunma silah sistemlerine göre çok yüksek olduğunun altını çizdim. Peki bu mesafe tehdide göre değişiyor mu? Mesela atmaca boyutlarında bir füze için başka, Hellfire 2 tipi bir tehdit için başka bir şeklinde mi? Füzenin ve arayıcı başlığın büyüklüğü ve çapı önemli mi? Hayır değişmiyor. Bu tamamen bizim tespit yeteneğimize bağlı. Yani tehdidi hızlı tespit etmemiz lazım. Tespit ettikten sonraki mesafeden itibaren biz onu kamaştırmakla ilgili fonksiyonları yerine getirebiliyoruz. Mühimmattan bağımsız. Yeter ki arayıcı başlık, elektrooptik ve kızılötesi olsun. Nazar deniz üzerinde 11 adet optik pencere mevcut. Sistem gemideki savaş yönetim sistemi ile de entegre edilecek. Dolayısıyla gemideki radarlarca desteklenecek. Ama dünya yuvarlak olduğu için ufuk hattında görüş mesafesi 25 ila 30 kilometre ile sınırlı. Örneğin su hattından 20 metre yukarıda konuşlandırılmış bir gemi radarı Mak 2.8 sürete sahip Brahmos gemi savar güdümlü mermisini ancak 27 kilometre uzaktan tespit edebilir. Bu durumda karşı tedbir için gemiye sadece 28 saniye süre kalmaktadır. Dolayısıyla 30 kilometre mesafeden tespit edilecek bir füze tehdidi için reaksiyon süreniz nasıl olacak? Sistemin devreye girmesi, lazerin ısınması için süre gerekli mi? Sistemin ilk çalışma süresi benzer radar sistemleri gibi çok kısa. Su üstü platformu diğer sistemlerinde olduğu gibi daha seyre çıkmadan nazar sistemini devreye almış olacak. Böylelikle sistem seyir halindeyken her zaman çalışmaya ve görev yapmaya hazır olacak. Mesela bir simülasyon yapalım. 30 kilometreden tehdidi tespit ettiğini varsayalım. Öncelikle savaş yönetim sistemi bizim nazar sistemine tespiti söylüyor. Nazar sisteminin kendi üzerinde de bir takip altyapısı var. O da lazer tabanlı bir tespit takip sistemi olan lidar. Sistem tehdidin tespit edildiği yön bilgisini kullanarak hedefi kendi tespit altyapısıyla algılıyor ve onu takip etmeye başlıyor. Hedefini takip ederken önce hangi dalga bandında çalışan bir arayıcı başlığa sahip olduğunu tespit ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Ortada bir yayın yok sonuçta. Sistem başlığa doğru bir takım lazer ışıkları gönderiyor. Oradan gelen yansımalara göre hangi dalga boyunda çalışan bir arayıcı olduğunu anlıyor. Ardından bu yansımayı devam ettirerek orada bir parlama oluşturuyor. Kedi gözü efekti dediğimiz bir parlama. Sonra bu parlamayı takip etmeye başlıyor. Takip ederken de uygun bir modülasyonda tehdide karşı yönlendirilmiş lazer ışınlıyor. İşte bu ışından sonra arayıcı başlığın gözü kamaşıyor. Peki bu kamaştırma süreci ne kadar zaman alıyor? Saniyeler seviyesinde. O süreç çok zaman almıyor. Yeter ki tespit edilebilsin. Peki eş zamanlı veya kısa süreli aralıklarla salvo şeklinde gerçekleştirilen saldırılar veya sürü saldırı ihtimaline karşı nazar sisteminin performansı nasıl? Birden fazla tehdide hemen arka arkaya angajman yaparak hızlıca başa çıkabilir. Birinci tehdidi körleştirdikten sonra hemen ikincisine angaja olabilir. Arayıcı başlık körleştiği zaman hedefinden saptığından zaten kilitle kırılıyor ve füze genelde kendini imha ediyor. Peki nazarın hedef yelpazesinde SIDA'lar da var mı? SIDA üzerinde elektrooptik kızılötesi tabanlı herhangi bir sistem var ise onları köreltebilir. Son olarak nazarı küçültüp milsar boyutuna getirip Akıncı veya Aksungur gibi SİHA platformları veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetindeki deniz karakol uçakları gibi hava araçlarına takmak mümkün olabilecek mi? Evet bizim öyle bir hayalimiz var. Hatta belki insansız ulak sida üzerinde bile kullanılabilecek boyutlara gelebileceğini düşünüyoruz. Aslında doğrusu proje kapsamında bu konuda bir takım kavramsal çalışmalara da başladık. O çalışmaların sonuçlanmasıyla önümüzü gördükten sonra platform hayallerimiz de ona göre şekillenecektir. Bu sayede belki insansız süslü araçlar ile birlikte elektronik koruma kalkanı sağlayabileceğiz. Ve eğer bu insansız araçlar, sidalar, değerli platformlarımızın etrafında onları korumak üzere görev yaparlarsa, belki nazar sisteminin diğer insanlı su üstü platformları üzerine koyulmasına gerek bile kalmayabilir. Bu şekilde insansız araçlarla dışarıdan korunmaya başlanabilir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.